Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu salisu minel kıyas. Kıyasın bugün üçüncü dersini ne ediyoruz? Okuyoruz. Ha, bugün ikinci dersini okuyoruz. Üç değil. Diyor, İ'alem ennel kıya, ennel istikra'e. İstikra nedir? Huve isbatul hukmi ala kulliyin li vücudihi fi cüz'iyatihi. Ekseri cüz'iyat şart değil. Çünkü ekser midir? O, onun cüz'iyatlarında olduğu için o hüküm okulu üzerine ne eder? İspat ederiz. Niye ekseri istiyoruz? Ekser değilsek bu istikra-ı nakıs tek giriyor. İstikra-ı tam girmiyor. İstikra-ı tam o ki bütün cüz'iyatlarında var. İstikra-ı nakıs o ki ekseri cüz'iyatta var. Anlıyorsun Muhammed? Ha. Ekser demesek ister ekser ister cemi hepsi girmiş oluyor. وَوَا اِسْتِقْرَى اِمَّا تَامُونَ اَوْ نَاقِسٌ. Ya nedir? Ya tamdır? Niye istikra tam nakıse münhasırdır? لِأَنَّ الْحُكْمَ اِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي جَمِيعِ جُزِيَاتِهِ. Eğer hüküm o kullinin bütün ne? O hüküm kullinin bütün cüziyatlarında varsa, bak bütün cüziyatlarda varsa فَوَا اِسْتِقْرَاءٌ تَامٌ. Bu istikra'ı nedir? Tam. وَيُسَمَّا قِيَاسًا مُقَسِّمًا. Buna kıyası ne denilir? Niye kıyası mukassim denilir? Çünkü bu kıyas, bu hükm, içindeki hükmünü bütün cüz'iyatlara ne ediyor? Taksim ediyor. Örnek. كَقَوْلِنَا كُلُّ جِسْمٍ اِمَّا جَمَادٌ اَوْ. Ne kadar cisim varsa ya ruhsuzdur, ya hayvandır ya ruhludur. Ve kullu vahidin minhuma mutahayyizun. Öyle değil mi? Cemaat ile hayvan her biri de nedir? Mutahayyizdir. Hayvana da bir yer kaplamak var. Cemaata da bir yer ne olmak? Kaplamak var. Öyle ise fe kullu cismin mutahayyizun. Kullu cismin ne oldu? İmma cemadun ev hayvanun ve kullu vahidun minhuma mutahayyizun. Öyle değil mi? Şimdi kullu cism cemadun ev hayvan ve kullu vahidun minhuma. Hadevset bu değil mi? Bunu kaldır. Kullu cismin mutahayyizun. Bütün cisimler nedir? Mutahayyizdir. Nebat yok. Kul cismi imma cemadun ev hayvan ev nebat. Yok, nebat yok. Yani ve kul vahidi minhuma mı minha mıdır? Kul cismi imma cemadun. Ondan sonra kubra. Kul vahidi minha. Kul vahidi minha. Olabilir. Mutahayyizun. O zaman fe kul cismi mutahayyizun ki de olur. Çünkü mana itibariyle daha iyi. Kul cism ya cemadır ya hayvandır. Halbuki nebat da cemaata gider. Cemaat da nebat da cemaata gider. Yani cemaattan murad ruhi olmayan. Aşağıda getirmiş mi? Bizim açıklamaya geliyor. Ne diyor? فَاِنَّ الْحُكْمُنْ بِسُبُوتِ تَحَيْزُ فِي جَمَعَ فُرَادِ بِسْبُوتِ سُبُوتِ الْجَمَالِ سَوَانْكَنَ نَبَاتًا اَوْ غَيْرَهُ. Gelelim. Peki şimdi burada benki gibi yapalım. Cemaat ev hayvan ve kullu vahidin minhuma hasbeti netice fe kullu cismin mutahayyizun. فَاِنَّ حُكْمَ بِسُبُوتِ تَحَيُّزِ فِي جَمِي اَفْرَادِ الْجِسْمِ. فَاِنَّ حُكْمَ بِسُبُوتِ تَحَيُّزِ فِي جَمِي اَفْرَادِ الْجِسْمِ. Burada hüküm yapıldı neyle? Tahayyüz cismin bütün efradlarında var. Bunu ne yapıldı? Hüküm yapıldı. Niye? لِسُبُوتِهِ لِلْجَمَادِ. Çünkü neye vardır? Bak o cemada. سَوَمْ كَانَ نَبَاتَنَا قَرِ. Zaten demin bize dedik ya. Nebat nereye gidiyor? Gidiyor, cema da gidiyor. Velil hayvani.
hayvana da var. O hayvan da savun kanı insanın ev gayrı. O yanlış yazmışlar. Oldu mu? Demek burada biz diyoruz cismin bütün efralarına ne var? Hayız var. Niye? Çünkü cemada ne var? Tahayyüz var. Hayvana da var. Öyle değil mi? Tüm fer başa var mı? Yok. Malın bütün cismin bütün efrarlarına tahayyüz var. Biz diyoruz kullu cismin mutahayyizun. Tahayyüzle cismin üzerine bütün cisimlerine ne ettik? Hüküm ettik. Niye? Li vücudihi fi cemii efradi. Peki ve izâ lem yûcez zâlikel hükmü fi cemii cüz'iyâtihi bel fi ekserihâ fehu istikrâun nâkısun. Bu nâkıs bir nedir? Ke kavlina kullu hayvanin yuharriku fekehul esfele indel madri. Çinleme anında bütün hayvanlar feke esfeli ne diyorlar? Fel hayvanu kulliyun. Hayvan bir kulli değil midir? Hükme aleyh bi subuti taharrukil fekil esfel indel medgi. Bununla hayvan üzerine hüküm yapıldı, yapılmadı, yapıldı. Niye? Ve zalike medr anında taharrukil fekil esfel bütün hayvanlara subutu li'enna çünkü biz istekre'na eksere cüz'iyatil hayvani. Çünkü hayvanın cüz'iyatlarının ekserini ne etmişiz? Araştırmışız. Minel insani vel feresi vel bakari ve gayriha. Bak, ekserleri araştırmışız. Ve vecednaha tuharriku fekhel esfel indel medri. O ekseri biz görmüşüz. Medr anında alt çene ne ediyor? Oynatıyor. Ediyor. Ekseri oynatıyor. Ekser oynatıyor değil mi? Fe madem ekser feki esfeli oynatıyor. فَحَكَمْنَا بِأَنَّ كُلَّ حَيْوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَدْغِينَ. Bak medr anında tahrike feke esfele biz bütün hayvanlara ne ettik hüküm? O manhu gayru sabitin libadi efradil hayvanı bazıları yok. Ne gibi? فَاِنَّ التِّمْسَاحَ النَّوْعٌ مِنْهُ مَا أَنَّهُ لَا يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَدْغِينَ بَلْ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَعْلَى. Bak orada ekser yok. Demin dediğiniz nebat da yok. Zaten nebat cemada geliyor. Demek istigra o ki bir kulli üzerine ne yapılır hüküm? Yapılır. Niye? O hüküm cüz'iyatlarında olduğu için. Eğer o hüküm bütün cüz'iyatlarında varsa bu istigra tam. Eğer bütün cüz'iyatlarında yoksa nakıs. Öyle değil mi? Ekserinde varsa bu istigra nedir? Nakıs. İşte yakın ifade vermeyen bu istigra nedir? Nakıstır. Tam fayda veriyor. Kullu cismin tahayyizun bu yakini olarak ortaya çıkar. Nakısa çıkmaz. Nakısa çıkmaz. Kullu hayvan yuharrik fekehul esfel indel medri bu çıkmaz. Oldu mu? Niye? Çünkü tahayyiz fekehul esfel hayvanın cüz'iyatlarının ekserinde var ama tahayyiz cismin efradlarının tamamında var. Peki temsil nedir? Hani dedik ya dün lezimeyle istikra'e gayri tam çıktı dedik. Bir de temsil çıktı. Temsil nedir? Temsil fukahaların kıyas ettikleri şeydir. Ve temsile yani istikra'e ve temsile bildiniz nereye atıftır? Huvel istidalu bi subutil hükmü fi cüz'iyin li subuti zâlikel hükmü fi cüz'iyin ahire limanen müşerekin beynahman. Ve yüsemmihi fukaha'u kıyasen. Fukahalar buna ne diyorlar? Fukahalar buna kıyas diyorlar. Hani bir şey bir şeye kıyas ediyorlar ya. Mentıkiler buna temsil, fukahalar buna kıyas diyorlar. Örnek. Kema yukalu en nebizu haram. Nebiz nedir? Nebiz nedir? Li ennehum muskin. Niye haramdır? Çünkü serhoş edicidir. Kel kamri. O da hamir gibi serhoş edicidir. Ve kullu muskirin haramun. Bütün serhoş edici olan şeyler haramun kel hamri. Orada eksiktir. Ve kullu muskirin haramun kel hamri. Öyleyse netice fennebizu haramun.
fe innehu yusteddelu ala subutil hürmeti li nebizi. Nebize hürmetin olduğuna dair, subutuna dair delil getiriyor. Neyle? Bi subutihi lil hamri. Bi subutiha. Sinki nedir? Bi subutiha lil hamri. Hani bu hürmet hamre var ya, madem hamre hürmet var, öyle değil mi? Nebize de hürmet var. Bak, nebizin hürmeti üzerine delil biz neyle getiriyoruz? Hamrin hürmetiyle getiriyoruz. Sebep? Niye hamr haram ise nebize haram olur? لِشْرَاكِ مَا فِي سَبَبِ الْحُرْمَةِ وَهُ الْاِسْكَارُ Hürmet sebebi ko iskardır. Ortaklar. Ona da iskar var. Ona da ne var? İskar var. Tabi nebiz hakkında tarifler çok. En güzel tarif nebiz. Kullu muskir, yani kullu ma'in muskirin gayrul hamri. Hamrın dışında herhangi bir maya ki nedir? Muskirdir. Hepsine ne denirler? Nebiz. Oldu mu? Kavluhu anha. Lezime anha. Netice lazım gelir anha. Kavlu ahir lazım gelir anha o akvallardan. Öyle demedi. Bu yuhricul mukaddimeteynil musselzimeteynilli ihdahuma. Kavlina Zeydun kaymun var mı? Var. Amr-ı Zahibun? Var. E bu ikisi olunca Zeydun kaymun olmaz mı? Mecbur. Bu ikisi olunca Amr-ı Zahibun olmaz mı? Olur. İki olduğu zaman mecbur ne olur? O perdeyi çek. İki olduğu zaman mecbur ne olur? Mecbur biri olur. Bak o da diyor. Fenehâteni l-kadriyeteni. Bu iki ne? Testerzimani ihdavma. Bu iki kadir birini istizam ne tarihle ne cihetle istizam el kulli min haysu ve kullun kul min haysu ve kuldur istizam ediyor neye? Lil cüz'i cüze ne diyor? İstizam ediyor. Öyle değil mi? İki oldu mu mecbur ne olur? Bir olur. Bildiniz değil mi? Ama bir ikiden lazım gelir. O iki biri meydana getirir öyle değil. Zeydun kaimun, Amr-ı Zahibun varsa Amr-ı Zahibun var. Ama bu Amr-ı Zahibun, Zeydun kaimun, Amr-ı Zahibun'dan meydana geldi. İkisinin bundan müdahalesi var, öyle yanlış. Niye? Baffa husulü cüz'i diyelim biz Amr-ı Zahibun. Leysi mevkufen ala husulü kulli. Zeydun kaimun, Amr-ı Zahibun'un husulü üzerine tevakuf. Belil emru bil aksi. Belki emir tam bil akis. Kulun husulü cüzün husuna tevakkuf ediyor. Zeydun kaymun, amrın zahibun olması için amrın zahibun olması lazım. Zeydun kaymun olması lazım. Oldu mu olmadı? O zaman madem cüzün husulü kulun husuna mevkuf değildir. فَلَا يَكُنُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا Bu iki kadiyeden, bu iki mukaddimenin her bir yoktur dahil, her bir dahil yok fi husuli uhra. Diğerinin husulünden dahili yoktur. Oldu mu olmadı? Ve illa eğer ne olursa yelzemu en yekunel cüz'u müstelzimen lil kulli. Yelzemu en yekunel cüz'u müstelzimen lil kulli. Bak. Fela yekun li kulli vahid minma dahilun fi husuli uhra. Şimdi Amr'ın zahibunda Zeydun kaymun. Amr'ın zahibunda ikisinin neyi yok? Her birinin buna müdahalesi yok. Ha birinin var. Çünkü bir nasıl var? Yani aynı dediler. Ama diğerine alakaydı. Zeydun kaymun Amr'ın zahibunla ne alakası var? Ve illa gerdeyseydi Zeydun kaymun Amr'ın zahibunda ikisinde birinden neyi var? Dahli var. Yer zaman en yakunel cüz'ü müstelzimen lil kulli. O zaman cüz mü kulun neyidir? Müstelzimidir. Öyle değil mi? Diyen biri olması için Amr-ı Zahir'in olması için Zeydun Kaym'ın da müdahalesi var. Ne var? İkisi zaten Amr-ı Zahir'in Amr-ı Zahir'in de müdahalesi var. Aynıdır zaten. Demek Zeydun Kaym'ın da müdahalesi var. Peki Amr-ı Zahir'in olduğu zaman kimin bundan müdahalesi vardı? Zeydun kaymun, Amr-ı Zahibun vardı değil mi? O zaman nerede Amr-ı Zahibun varsa
Mecbur zeydun kaymun amrün zahibun da olmalı. O zaman ya zaman yakunel cüz'u diyelim amrün zahibun müsezmen lil kulli ku zeydun kaymun amrün zahibundur. Halbuki vel mefrudu bi hilafi. Mefrud biz diyoruz kul müstezimul cüz'dir. Zeydun kaymun amrün zahibun varsa amrün zahibun var. Yoksa amrün zahibun varsa zeydun kaymun amrün zahibun varsa murad bu değil, mefrud da bu değil. Tam bunun neyidir? Tersidir. Öyleyse bu iki mukaddimenin birinde neyi yok? Müdahalesi yoktur. Ve nihaza bu iki mukaddimenin birinde müdahalesi olmadığı için لو حذفت احداهما diyelim zeydun kaymun gitti yok. Bakiyetul ukhra hasrede. Amr-ı zahibun yine var. Çünkü bir bağlantıları yok. Ama amr-ı zahibunda eğer zeydun kaymun müdahalesi olmuş olsa di zeydun kaymun olmadığı zaman amr-ı zahibun olamaz. Anlıyorsun Abdullah? Tamam. Ve mâna lüzumil kavlil âhiri anil akvali. Hani diyoruz kavli ahir. Ne demek kavli ahir? Netice. Biz diyor netice akvallardan lazım gelir. Bunun manası nedir? Enne li kulli kavlin minha. O akvalların her biri için dahlen fi husulil kavlil ahiri. Bu akvalların her birinin kavli ahirinde ne var? Müdahalesi var. El alemu hadisun. Li'enne mutagayyirun ve kul mutagayyirun hadisun. Li'enne mutagayyirun kul mutagayyirun hadisun. Fel alma hadisinde ne var? Müdahalesi var. Öyle değil mi? Biz diyoruz bak fel alma hadisun yani mutagayir okul mutagayir hadisinden lazım gelir. Bu netice bu iki kavuldan bu sura kubradan lazım gelir. Ne demek? Suranın ondan müdahalesi var. Kubranın da müdahalesi var. Bak hadi Üstad Şeyh'le evlde mahmule sura mağdur kubra değil mi? İkisini atıyoruz. Bak birinci mukaddimeden mahmul, ikinci mukaddimeden mevdu atıyoruz. Birinci kadimenin mevdu, ikinci mukaddimenin mahmulu bir araya getiririz. Kavle ahir olur. Bak iki kavlun o kavle ahirde müdahalesi var mı yok mu? Var. Ha kavle ahir bu akvalardan lazım gelir. Manası nedir? Her bir kavlun onda payı var, müdahalesi var. Sura da olmasaydı netice olmazdı. Kubra da olmasaydı olmazdı. Yeterli olsun. Tarife bakalım. Kavlun muallifin min akvali metta sullimet lezime anha lizatiha. Bak lizatiha kaldı. Kavlun ahir. Bakın lizatiha ne demek? Bu ne çarptı? Kavlu ahir ne demek? Oldu mu? Hah, yeterli olsun. Nefakumullahu nef'an mubinan.